فاقسم بعزك يا جبار معتديا قليل إلا تنفعوا والله عليم دنيزا ارسل فلسطين لما اصطفيت قديما آل عمران من بغيه Uluslararası sistemin ana aktörü olan emperyalist Batı ülkeleri bu Siyonist soykırımın ortağı olmuşlardır. Öte yandan katil İsrail, en çok cesaretlendiren durum ise İslam ülkelerinin bu vahşete karşı birlik içinde caydırıcı bir tepki göstermemeleridir. Artık herkes anlamaktadır ki İsrail sorunu dünyanın kayıtsız kalamayacağı insani ve vicdani bir sorundur. Yüzyıldır yaşananlar göstermiştir ki İsrail uluslararası hukuk mekanizmalarında yargılanıp ceza almadıkça bu sorun gerçek anlamda çözülemeyecektir. 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonu toprakları işgal edilmiş, soykırıma maruz bırakılmış Filistin halkının insani çırpınışını temsil etmektedir. Arz-ı mevut safsatasıyla saldırgan tutumunu Gazze, Batı Şeria ve tüm Filistin'den sonra bugün de Lübnan'a taşımıştır. Siyonist rejimin bu azgın tutumu bölge halkları için açık bir tehdittir. Kıbrıs'a ve Türkiye'ye doğru sıçrayacağı açık olan bu cüretkar tehdidin tüm dünyayı kaosa sürükleyeceği artık görülmelidir. والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله إسرائيل قم زلزل زلزل قم زلزل زلزل اللهم ربنا إلهنا يا مولانا يا حي يا قيوم